Sevgili seyirciler merhaba. Balkanlar'da Ramazan programımız devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği bereket konvoyu takip etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bizim programımızı da yapmaya devam ediyoruz. Bugün çok soğuk bir yerdeyiz. Gerçekten Avrupa'nın en soğuk şehri burası. Kış aylarında eksi 40 derece de olabiliyor. Şimdi de görebilirsiniz. Onun için kapalı bir yerde yaptık ama yine de halkın katılımı çok büyük. Şu anda benim yanımda Sienica'nın belediye başkanı Hasbo Mujović Bey benimle birlikte, ona birkaç soru soracağız. Hoş geldiniz, dobrodošli. Hvala, vi također u naš grad dobrodošli. Nek ste mi živi zdravi. Siz de hoş geldiniz bizim şehrimize. İlk olarak sormak istediğim soru, Sienica bize tanıtabilir mi? Možete li za početak predstaviti svoj grad? Sienica je opština u kojoj ima oko 30.000 stanovnika. Jedna je od najvećih po prostranstvu u Republici Srbiji, ima 1059 kvadratnih kilometara. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, ima neko nešto lakše tekstilne industrije, imamo jedan rudnik uglja Štavalj, uglavnom to je i ostatak je u javnim ustanovama i institucijama zaposleni. Sjenica, en büyük alan olarak, en büyük Sırbistan'daki en büyük belediye ama nüfus olarak 30 bin nüfusu var. Nüfusun çoğu da boşnaklar yani Müslümanlardan oluşturuyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğu tarımla geçiniyor. Ondan sonra sormak istediğim soru, Ramazan burada nasıl geçiyor acaba? Kakav je Ramazan, kakav je mjesec Ramazan u Sjenici, kakva je atmosfera? Pa da vam kažem, atmosfera je onako sve, onaj tempo života koji imamo u prethodnim mjesecima stane lagano, svi malo stanemo, smirimo se, vidimo gdje smo, šta smo, budemo i ebatitu. Jednostavno, to je mjesec kada se sve prašta, kada nema ružnih i teških riječi, kada se suzdržavamo svega lošeg što je. Ramazan ayı bizim için çok özel bir aydır. Herkes için olduğu gibi. O ayda biz bütün kötü davranışlardan, bütün kötü şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz ve uzak duruyoruz. Bizim için gerçekten Ramazan ayı çok özel bir ay. O ayda daha sakin de oluyoruz. Başka sormak istediğim soru, burada nasıl bu kadar soğuk, her zaman mı bu kadar soğuk oluyor? Stvarno je hladno, evo i danas. Htjela bih vas pitati, je li uvek ovako, kako je za život ovdje? Pa zaista, Sjenica je poznata po tome, po oštroj i surovoj klimi, za ovdje gdje se nalazimo je 1000 i neki metar nadmorske visine i na toj visini ne možete očekivati baš tako lijepo vrijeme. Çok büyük bir yükseklikte bulunduğumuz için, 1000 metreden daha büyük bir yükseklikte bulunuyor Sjenica, onun için burada gerçekten çok soğuk oluyor normal olarak. Ondan sonra bir mesaj da alacağız Türkiye'deki Müslümanlara. Može li i neka poruka za Müslümane u Turskoj, Müslümane Anadolije? Pa zaista može. Sjenica je opština koja ima veliko prostranstvo, obilo je sa prirodnim lepotama, izvaredne za ulaganje u turizam, ima Sjeničko jezero, biatlon centar, izvaredna priroda, zatim Sjenica je poznata po stočarstvu, ovdje se može intenzivno baviti stočarstvom, zatim imamo dosta, svakog dana u Sjenici ima 100.000 litara mlijeka, pozivam naše u dijaspori koji su zainteresovani da ulažu u proizvodnju hrane, ovo je izvaredno mjesto, a prevashodno u razvoj stočarstva. Ben bu fırsatı kullanmak istiyorum. Herkesi davet etmek istiyorum. Sjenica yatırım için çok uygun bir alan. Hayvancılık için, tarım için de aynı şekilde. Buradaki yemekler çok ünlü. Aslında peynir, Sjenica'nın peyniri çok ünlü. Sjeniçki sir biz diyoruz ona. Onun sırrı ne acaba? Koja je tajna Sjeničkog sira? Pa, tajna je u zlatnim rukama naših takozvanih planinki. Tajna je u tome što ovce koje ili krave koje proizvode mlijeko, pasu po čistom i nezagađenom području sa puno raznih biljaka i samo sa tog kraja može tako kvalitetan sjenički sir da se dobije. Sjenicanın siri peyniri, yani Sjenicanın peyniri sırrı buradaki inekler de, buradaki hayvanlar da gerçekten çok özel bir doğada. Sadece böyle bir peynir sadece burada olabiliyor diyor Sayın Başkanımız. Ondan sonra, da li biste želili nešto za kraj, još neku poruku, son bir mesaj alabiliriz? Ja selamim sve naše u širom Turske. Želim puno zdravlje i sreće i zahvaljujem se gospodina Tili, opštini Bajrampaša, na ovako divnoj organizaciji, na njihovoj donaciji za sve građane opštine Sjenice i Sandžaka. Pozivam naše sugrađane da češće dolaze u svoj kraj, rodni kraj u Sandžak, da se družimo, da
probaju da investiraju i na taj način pomažu svoj kraj da se razvije. Sayın Atilla Aydın'ın Bayrampaşa Belediye Başkanı'nı bu şekilde bu fırsata çok teşekkür etmek istiyorum ve herkesi bu şimdi buradan davet etmek istiyorum. Evet sayın seyirciler devam ediyoruz. İkinci konumuza çok değerli bir konuk bizim için. Sayın Enis İmamoviç milletvekili hoş geldiniz. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. İlk olarak sormak istediğim soru Sırbistan Sancak bölgesi. Sırbistan içinde Sancak bölgesi bulunuyor. Bilmeyen insanlar için anlatayım. Sancak bölgesinin bir kısmı Sırbistan'da kalıyor, bir kısmı da Karadağ kalıyor. Acaba Türkiye ile Sancak bölgesi arasındaki ilişkiler nasıl? Za početak pitanje koje vam želim postaviti je kakvi su odnosi između Turske i područja Sancaka? Pa kao legitimni predstavnik bošnjačkog naroda u parlamentu Republike Srbije, ja moram da kažem da sam izuzetno sretan i zadovoljan sa odnosima, naročito odnosima koji su u poslednjih 15 godina između Bošnjaka, bošnjačkog naroda i turskog naroda obnovljeni, zahvaljujući naporima koje ulažu predsednik Republike, gospodin Recep Tayyip Erdoğan i premijer, gospodin Ahmet Davutoğlu. Türk Cumhurbaşkanı'nın sayesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve Sayın Ahmet Davutoğlu sayesinde bizim aramızdaki ilişkiler yani Boşnakların, Müslümanların Sancak bölgesindeki Boşnakların ve Türkiye arasındaki ilişkiler şimdi daha iyi bir seviyede özellikle son 15 yılda. Onun için de çok memnun oldum bir temsilci olarak, parlamentodaki bir temsilci olarak çok memnun olduğumu söylemek istiyorum ve onlara aynı zamanda çok teşekkür etmek istiyorum. Acaba buradaki Ramazan nasıl yaşanıyor? Sjenica'da, Yeni Pazar'da onu da soralım. Kakav je Ramazan u Sjenici, u Novom Pazaru? Pa prije nego što pređem na to koliko smo mi ponosni na Ramazan i na atmosferu koja vlada Ramazanom u čitavom Sandžaku, želeo bih da kažem još nekoliko činjenica vezanih za odnose bošnjačkog naroda i turskog naroda i na veze koje Sandžak ima sa Republikom Turskom. Činjenica je da je Sandžak danas jedini Sandžak koji je opstao pod tim nazivom u svijetu i mi smo veoma ponosni na tu činjenicu. Činjenica je takođe i da su bošnjački narod i turski narod najbliži rođaci na Balkanu i zbog toga smo posebno zahvalni za ono buđenje odnosa koje su lideri Republike Turske ostvarili i koje su obnovili njihovim dolaskom na vlast. Kao što rekao, izuzetno smo sretni i zadovoljni zbog toga i bošnjački narod ima razloga da se raduje. Hoćeš da prevedeš? Bošnjak hakkını sevinmek için çok büyük sebepleri var. Gerçekten Türkiye'deki liderlerin sayesinde bizim ilişkilerimiz çok güzel. Bizim çok güçlü hissediyoruz onların sayesinde şu anda. Ramazan mesajına geçmeden önce onu da vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda Sancak bölgesi biliyorsunuz daha önce Sancak olarak adlandırıyordu. Sadece burada o isim kaldı. Onunla da çok gurur olduğumuzu söylemek ve vurgulamak istiyorum. İslam je došao na ove prostore dolaskom Osmanskog carstva. Samim tim je i Ramazan i ramazanska atmosfera došla dolaskom Osmanskog carstva. İslam buraya Osmanlıların sayesinde geldi. Onun için de Ramazan onların sayesinde geldi. Bu kültürün bir parçası olarak onu da söylemek istiyorum. I kao što vidite mi smo i danas smo još uvijek tu i danas obilježavamo svaki Ramazan i danas smo jako ponosni i sretni zbog have koja nam dolazi svakog Ramazana i koja nas obogaćuje svakog Ramazana. To je nešto na što smo mi jako ponosni i to je nešto što se nadamo da će i generacije koje dolaze iza nas uspeti da očuvaju na ovim prostorima i da očuvaju za i one generacije koje dolaze nakon njih. Biz bunu korumaya başardık. Kendi kültürümüzü ve geleneklerimizi korumaya başardık ve umarız ki bizden sonra gelecek nesiller de aynı bizim gibi bunu korumaya başaracak ve bununla çok gurur olduğumuzu söylemek istiyorum. Bir mesaj da alabiliriz. Bütün Müslümanlar, može li poruka za sve Müslümane, Türkiye'deki ve Anadolu'daki Müslümanlar, poruka za sve Müslümane Turske i Anadolu'ya?
najprostija poruka, Ramazan Šerif Mubarek olsun. Çok basit bir mesaj. Hepinize Ramazan Şerif mübarek olsun diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hvala puno. Hvala vama. Az sonra devam ediyoruz.